cami ve Ulu Cami'nin hemen içinde çadırda. Buna baktım. Ulu Cami. Şurası bir de cami var ya. Sen bu şeyler oyuna çıkmasın gerekiyor. Bu camiler arasında bir şey ya. Güzelik. Olaya. Nerede kapatıyor? Hiç rahatsız olmuyor. Mesela şu Gökhan Arnaz modeli de çok böyle borçlanan şeyler işlense ufaya ölçün. Aşağı fiyatı da ulaşıyorsun. 250 lira mesela. Bu parayı da yine bu kadar veriyoruz. Yapana veriyoruz. Nerede veriyoruz? Aşağı ne? Bu büyük bir şey. 1500 çıkın daha aşağı. Bu da yapmak evet. Çünkü bir şey. Öğrenci ya bir... AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doktor Halil Gözü var. Hep beraber izliyoruz efendim. Birbirinden güzel sahne gösterileriyle karşınızda olacağız. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Alkış efendim. Gerçekten AK Partimiz, AK hükümetler bir defa yasal düzenlemelerle engelli haklarını hukuk mevzuatı içerisinde yer almalarını, daha sonra gerek sosyal yaşamda, gerek siyasal yaşamda onları dimdik ayakta tutabilecek, hiçbir zaman dört duvar arasına koymayacak bir engelsiz bir vatandaşımızın hakkı ve hürriyeti neyse aynı şekilde engelli kardeşlerimizi tanıması çağdaş ve medeni bir ülkenin gereği olduğunu gösterdi ve kendi kadrolarında başlamak üzere gerek yerelde, mecliste, teşkilatlarında, milletvekillerinde, siyasal anlamda seçim içinde kontenjanlar tanındı. Bu büyük bir gelişmeydi. Engelli kardeşlerimiz artık kendini şehrinde ifade edebiliyor, şehrini gezebiliyor, sosyal aktiviteler içerisinde bulunabiliyor ve dolayısıyla ben de varım, hepimiz engelli adayız, benim engelli olmam bu şehirde, bu topraklar üzerinde hiçbir şey benden eksik kılmıyor dedim. Bu psikolojik sınır aşıldıktan sonra bu defa şehirler anlamında önemli düzenlemeleri imza atıldı. Bizler de şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak şehirlerimizi düzenlerken muhakkak surette gerek merkezler, erişim noktası anlamında, gerekse kaldırımlar, yine görme engelli kardeşlerimizi şeritlerini takip etmek suretiyle gitmeleri, yine fiziki engelli olan kardeşlerimizin rampaları kullanmak suretiyle erişimlerin sağlanması, Ulaşım Daire Başkanlığımızın almış olduğu tüm otobüslerin engellilere uygun bir şekilde duraklarıyla, engelli kapaklarıyla rahat bir şekilde engelli kardeşlerimizin toplu taşımasından fayda sağlamasına yol açan hizmetler veriyor. Merkez tüm engelli kardeşlerimizi koordine etti. Bir arada yaşamasını sağladı. Engelli derneklerimizin tüm yönetimleri ve başkanları bu merkezde yerleri tahsis edildi. Ve bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak engelli şubemizin mekanını bu mekan olarak seçtik. Demek ki bu kardeşlerimize biz imkan verdiğimizde imkanın hakkını veriyor. Yeteneklerini en üst düzeyde kullanıyor ve inanınız olsun hiç merak etmeyin, ben engelsizim diyen insanlardan kat ve kat daha başarı gösteriyorsun. Buna şahidim. Müzik ve sanat anlamında, bakın özellikle halk oyunları anlamında Türkiye'nin 7 bölgesinin tüm folklorik zenginliğini bize engelliler folklor grubumuz sevdiriyor.
Bir dama grubu kurduk. Gençlerimiz müthiş ses ve müthiş yetenekli müzikle tanıştık. Ve buradaki tüm atölyeler, terapi havuzları, hobi bahçeleri, spor salonları, kafesi, konferans merkezleri, kişisel beceri gelişim merkezleri, Şanlıurfa'daki tüm 15.400 engelli kardeşimizin emrinde. Araçları da var. Aynı şekilde bu defa ilçelerde başladık. En büyük kırsal ilçemiz Siverek. Oradan da sağ olsun dernek başkanımız burada geldi. Merkezimizi açtık. Şimdi oraya hizmet veriyor. Ondan sonra sırayla Viranşehir'e ve diğer ilçelerimizde de bu ana merkezde koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüzü kutluyor. Gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki tüm engellilerin bu engeller günü vesilesiyle yaşadıkları sıkıntıların ve zorlukların hafiflemesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. AK Parti hükümetimiz iş başına geçtikten sonra birçok sahada ilerlemeler kaydedildiği gibi engelliler konusunda da önemli atamalar, önemli değişiklikler oldu. Başım! Başım! Şimdi sana